Evet dostlarım, herkese selamlar. Son hazırlıklarımı yapıyorum. Bir sürüş videosu geliyor şimdi. Evet, hazırladım ve çıkıyoruz garajdan. İş yerimin garajı bu arada arkadaşlar. Açıl susam açıl. Evet. Şu an AFM e-bike'a gidiyorum. 3000 watt'lık Uprider'ın A modelinin çekimine gidiyorum. Test videosu yapacağım. Güzel bir video çekmeye çalışacağım sizlere. Çok güçlü bir motor kiti. 3000 watt. Onu süreceğim arkadaşlar. Sürüş videosu, tanıtım, inceleme hepsini bir videoda toplayacağım sizler için. Şimdi Mağara Musta AFM e-bike'a bir gidelim bakalım. Dün kendisiyle görüştüğümde şarja koymasını söylemiştim. Umarım şarja takmıştır. Bir alalım bakalım, performansını görelim. Bataryasından tüm detaylarını sizlere anlatacağım. O yüzden önce şu trafiği bir atlatalım. Arabalar iç içe. Herkes buraya birbirine yol vermeme kavgası yapıyor. Şöyle bir göbekten gidelim. Bu arada yine soranlar oluyor. Abi sen kaç wattlık bir bisiklet kullanıyorsun? 1000 wattlık arkadaşlar. Yaklaşık olarak 40 km hızlara erişim sağlıyorum. Kullandığım elektrikli bisikletle. Buna da en yakın zamanda 1500 watt motor kiti ön tarafa takacağım. Allah nasip ederse. Çok daha performanslı bir bisiklet olacak. Evet, burada bir trafik var. Bakalım neden bu trafik var. Normalde burada çok trafik olmazdı. İşten dönüş yolum arkadaşlar. Takip eden arkadaşlarım devamlı bu güzergahı kullandığımı görüyorlar, biliyorlar. Evet, riskli bir geçiş yapacağız. Şimdi şu aradan bir kaçmamız lazım. Abi burayı niye kapatıyorsun? Hocam burayı kapatma be. Bura bizim tek geçiş alanımız. Yani orayı kapatma bari. Evet. Sakın, sakın. Bak şu çizginin dışına taşarsanız oyarım sizi. Bataryam da evet yüksek wattlar çekiş yaptığı için 1000 watt'ta bir bataryam. Çok uzun zamandır kullandığım bir batarya arkadaşlar. Artık yavaş yavaş miadını da dolduruyor. Yeni bir batarya yaptırma zamanı geliyor benim için. Voltunu yükselteceğim. Amperini yükselteceğim. Şuradan bir geçelim. Evet. Geçişe devam edelim. Ablalarım, yol alabilirsem teşekkür ederim sizlere. Şu batarya işini çözelim. Batarya gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Şimdi bazen diyorum Lifepa 4 mü yaptırsam, lityum mu, kararsız kalıyorum. Ama Lifepa çok ağır. Lityum-iyon piller evet daha hafif. Alıştım da yıllardır lityum-iyon pil kullanıyorum. Lifepa'ya da geçiş yapmak hiç istemiyorum. Evet, performansını sonuna kadar kullanmana izin veriyor ama çok ağır. Dün mesela bir bisiklet gördüm AFM e-bike'da. Abi arka taraf çantaya koymuşlar. Çok ağır. Acayip ağır. Yani bisikletin arka tarafındaki denge sorununu problem haline getiriyor yani. O yüzden açıkçası çok hoşuma da gitmiyor. Yüksek amper olsa devasal bir şey olacak. O yüzden bakalım zaman neyi gösterecek. Lityum iyon pil. Bir 40 amper düşünüyorum açıkçası.
performanslı bir cihaz. Uzun menziller yapabilmek için yaz geliyor. Muharrem ustalarla çok uzun turlar yapmayı düşünüyoruz. Hep beraber. Ah şöyle Şile'lere, Riva'lara gidebilsek, menzillerimiz yetse. O günlerde gelecektir. Yedek bataryalarla çıkacağımız zamanlarda olacaktır arkadaşlar. Sizlere o tarz videoları da çekmeye çalışacağım. Belki bu yaz çekebilirim. Elektrikli bisikletlerle ilgili birçok bilgi akışlarını sizlere sağlamaya çalışıyorum. Bu ara 3000 wattlar çok soruluyor. Sanırım geçen hafta 3-4 kişiye 3000 wattlık motor kitlerini Muharrem Usta yaptı, müşterilere teslim etmeye başladı. Zaman da alan bir iş. Testler yapılıyor. Direkt müşterilere teslim edilmiyor tabii ki. Bir takım testlere tabi tutuluyor. Her şey tamamlandıktan sonra müşterilere son teslimat yapıyor. Tabii ki benim bugün kullanacağım tamamıyla Muharrem Usta'nın bisikleti arkadaşlar. Özgürce kullanacağım. Hemen güzergahımı da sizlere söyleyeyim. Büyük Çamlıca Camii'ne çıkmayı düşünüyorum. Bir tünelden geçeceğim. Sonrasında bir hız testi yapacağım. Tabii yol boş olursa. Çünkü bugün günlerden pazartesi, salı. Hafta içi bir trafik olabilir. Çok yüksek performanslarda hız denemeleri yapamayabilirim. Ama yokuşları nasıl çıktığını, bunlardan bahsedebilirim sizlere. Birlikte göreceğiz. Daha öncesinde dağ bisikletleri üzerinde yapıyordu. Şehir bisikletleri üzerinde 3000 wattlık kitler takıyordu. Tabii ki bisiklet daha ağır. Uprider'ın A10 modeli biraz daha şasi olarak ağır kaçıyor. Tabii ki toparlanması, kalkışı vesaire, bunlar 3000 wattta nasıl karşılamış? Bunlara bakacağız. Bu videodan sonra onu koymayı düşünüyorum açıkçası. Buradan da sizlere duyurum olsun. Muhakkak bakın, inceleyin diğer videolarımıza da arkadaşlar. Birçok elektrikli bisiklet inceleme detaylarına giriş yaptık. Hemen en güncel bir konu var, onu dile getireyim. Şu an BİM'lerle ilgili arkadaşlar 9 tane elektrikli bisiklet satışı var. Ama içlerinde böyle fat bike, 20 inçlik elektrikli bisiklet göremedim. Ya da dikkatli bakmadım bilmiyorum ama bunlarla ilgili inceleme tanıtım videolarını çekmek isterdim ama çok fazla zamanım yok. Ama onlara yakın modellerin çekimlerini yaptık. Mesela NC20 modelini çektik, HS15 modelini çektik. Bunlara bakabilirsiniz. Tabii ki premiumları çekmiştik. Sizlere gelecek olan BİM'den satın alırsanız bu modelleri de, şunu net söyleyeyim size arkadaşlar, hepsi 250 watt motor kitleri var. Çok yüksek performanslar düşünmeyin 250 wattlarla. Sadece düz yollardaki kullanımlarınız için, sahil kasabalarında, yani şehirde bile düz yolları seçebilirsiniz. Eğer yokuşlu bölgelerdeyseniz arkadaşlar 250 watt'a bulaşmayın. Sizi zorlayacaktır. Şuradan kaçalım şu otobüsten önce. Harika bir kaçış yaptım. Yani dediğim gibi 250 watt'lık motorlar olacak 9 modelde. Katlanabilir bisiklet var mıydı aralarında? Vardı galiba. Ama geneli katlanmıyor. Katlanmamasının dezavantajlarını unutmayın arkadaşlar. Asansöre koyamazsınız. Araç bagajına koyamazsınız. Onun dışında metrobüs, metro, otobüsler, bunlara da bindirirken zorlanabilirsiniz katlanmadığı için. Bunları göz önünde bulundurun. Bazı arkadaşlar araç arkasına koyabilir miyim demiş. Arkadaşlar koyanlar var. Belli başlı aparatlar var. Tabii şeyler arası, ne bileyim, bir sahile arabayla bisikletini götürüp orada bisikletini sürmek isteyenler için söylüyorum. Araç arka bagajlar için aparatlar var. Onlara da takılabiliyor. Ama tabii 20 inç fat bike bisikletimi, bir videom vardı zaten. Ben takmaya çalıştığımda çok zorlanmıştım.
Nereye gitmiştim? Sakarya'ya götürmüştüm bisikletimi, elektrikli bisikletimi arabanın arkasında. Çok zorlanmıştım. Çok bağlantı, böyle bir sürü ip bağlamıştım o aparata rağmen. Çok uygun değil ama şehir bisikletleri, elektrikli bisikletler daha kolay götürülebilir belki arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Evet, Muharrem Usta'nın oraya yaklaştık sayılır. 3000 wattlık kitik. Çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Gördüm bisikleti ama çok böyle detaylı kullanamadım. Böyle bir 100 metre kullandım. Trafik vardı, dedim sonra kullanırım. Şimdi onu kullanacağım, bakalım. Hissiyatını çok merak ediyorum. Üzerindeki bataryayı da söylemişti, hatırlayamıyorum şimdi ama ona da bir bakacağım. Evet, geldik sayılır. Şuradan kaçalım. Evet, Muharrem Usta'nın oraya geldik. İçerisi full mü? Ona da bir bakalım. Full. Full artı full. Evet, şöyle bir bisikletimizi bırakalım. İçeriye giriş yapalım. Görüyorsunuz değil mi yoğun arkadaşlar? Her yer bisiklet dolmuş. Her yer. Nerede bir 3000 watt? Şurada. Bakın arkadaşlar, bu cihazı size inceleme tanıtım ve sürüş videosunu çekeceğim. Harika bir cihaz oldu. GPS'i, uygulamayı bakalım. Telefona kurmayı düşünüyorum. Aynı hızlara, aynı performansa erişim sağlayabilecek mi? Sizlere bunu çekeceğim. Muharrem Usta telefonda. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Her yer, her yerde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, takipte kalın. 3000 watt'ın videosu geliyor. Bu videoyu yükledikten sonra hemen arkasından onu paylaşacağım sizler için. Yararlı bir bilgi olacaktır. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Tüm bisiklet satışları, batarya satışları ve kit satışları devam ediyor. AFM e-bike resmi web sitesinden de iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca telefon numarasını sizler için paylaşıyorum. Görüşmek üzere.